Yere yatırılıp tekme atılan, yediği tekmeden dolayı da karnındaki çocuğu kaybeden Nuray Canan Hanım, ben Atatürk'ü sevmiyorum dedi diye mahkemelik oldu. Enes farkında mısın? Ne kadar zor ve o kanun neleri kapsıyor? Sanırım bu işi yapmadan fark etmiyordum. Evet. Atatürk'ü sevmiyorum bu ülkede mahkemelik olmanı sağlayabilecek bir durumdur. Bu yüzden bana bir daha sor, anlaşılsın, seviyor muyum sevmiyor muyum? Atatürk'ü seviyor musun abi? 5816 sayılı kanun kaldırıldığı gün bana bu soruyu bir daha sor Enes. Abdülhamid'i devirenler nasıl Abide-i Hürriyet adlı bir mezarda yatarlar? Abdülhamid'i devirenler Abdülhamid Han'dan sonra devleti ele geçirdiler. Yani şöyle düşün, Allah korusun, bir simülasyon yapalım. 15 Temmuz'u planlayan hain çete, paralel yapı, FETÖ terör örgütü 15 Temmuz'da başarılı olsaydı bu ülkedeki yapılanmayı düşün. Aynı şeydir demiyorum ama Abdülhamid'e karşı yapılan darbede Abdülhamid'i devirmeye çalışanlar başarılı oldular. Dolayısıyla bu ülkenin yegane sahibi oldular. Bırak Abide-i Hürriyet'i, kendilerini Anıtkabir'e benzeyen bir abide yapıp İstanbul'un tam orta yerine de koyabilirlerdi. Çünkü ülke onlarındı o günlerde. Onlar da kendilerini oraya kahraman gibi yerleştirdiler. Başka bir soru gelmiş. Bu son sorumuz artık. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili, yani İkinci Dünya Savaşı demeyeyim sadece, işte Kızıl Devrim olsun, Hitler evet, olsun, bu tarz programlar neden yapmıyorsunuz diye sorulmuş. Vallahi bir şey söyleyeyim. Abdülhamid'i niye yapmıyorsun diye sordunuz. Yaptık. Seyretmediniz. Bizim seyredilmek gibi bir telaşımız var. Bizi seyredin diye biz buradayız. Deyin ki seyredeceğiz. Ben size 1917 Kızıl Devrimi'ni, Ekim Devrimi'ni anlatırım. Kore Savaşı'nı anlatırım. Her şeyi anlatırım. Ama seyredeceğiz deyip seyretmeyince olmuyor işte. Yani bakın, Atatürk videosu 170-180 binlerde. Abdülhamid videosu 9-10 binlerde. Yapalım ama seyredin. Seyrettiğiniz zaman yaparız. Değil mi Enes? Yaparız ya. Tabii, tabii ki abi. Hiç sıkıntı yok. Bütün her şeyi yaparız dostlar. Allah yeter ki fırsat versin. Allah yeter ki ruhsat versin. Biz buradayız, siz oradasınız. Başka konularda görüşmek üzere. Artık tüm ekranda yalnızca aksi tarih yok. Malumunuz, gündemi de değerlendiren bir programımız var. O programı da izleyin lütfen. Yani tek başına tüm ekran TV'de aksi tarih ve ben yokum. Ve başka dostlarımız da olacak. Çocuk eğitiminden tutun psikolojiye kadar pek çok dostlarımız da buraya gelip bu aileyi büyütecekler. Biz büyüyeceğiz ama sizlerle beraber. Ne olur abone olun. Lütfen bizi destekleyin. Yorum yapın. Tavsiye edin ki YouTube bizi yukarıya çıkarsın. Hepinizi seviyorum. Biz sizlerle birlikte varız ya da yokuz. Allah'a emanet olun. Başka bir konu hakkında, başka bir videoda görüşmek üzere. Eyvallah.